Behzi Koç'un yazlık ev olarak kullandığı Büyükdere'deki evi ilk kez bir sergiyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Amerikalı fotoğraf sanatçısı Josephine Powell'ın 1970 ile 1990 yılları arasında Anadolu'dan topladığı kilimleriyle ilgili sergiyi Sadberkan'ın müzesi müdürü sevgili Hülya Bilgi ile birlikte dolaştık. Niye kilim sergisiyle açıldı sergi? Bir fotoğraf sergisi de olabilirdi, başka bir sergi de olabilirdi ama özellikle kilimin tercih edilmesinin bir sebebi olmalı. Hoş geldiniz öncelikle. Vehbi Koç Büyükdere evi Vehbi Bey'in 1938 yılında satın aldığı ve ailesine güzel bir sürpriz yaptığı ev. Çünkü Koç ailesi 1920'li yıllardan itibaren Ankara'dan İstanbul'a yazlık için geliyorlar ve Büyükdere'deki İkbal Otel'de kalıyorlar. Fakat haliyle otelde bir ailenin uzun süre tatilini geçirmesi zor. Bunun üzerine Vehbi Bey bir arayışa giriyor ve bu evi Frenkyan ailesinden satın alıyor. Bu evde Frenkyan ailesi çok güzel davetler vermiş. Çünkü muazzam bir bahçesi, korusuyla beraber muhteşem bir bahçesi var. Aynı şekilde Sadberkan Koç da bu evde misafirlerini ağırlıyor ve çok güzel davetler veriyor. 1996'daki Vehbi Bey'in vefatına kadar bu evde yazlarını Vehbi Bey geçirirdi. Ev daha sonra kapatıldı. Fakat bize 2007 yılında Vehbi Koç Vakfı'na Josephine Powell kilim koleksiyonu hibe edildi. Bu koleksiyon içinde önemli Anadolu kilimlerini barındıran, aynı zamanda dokuma aletlerini de barındıran önemli bir koleksiyon. Vehbi Koç Vakfı Sadberkan'ın müzesine bağışlanmıştı. Fakat şu anki Sadberkan'ın müzesinin mevcut fiziki koşulları bu koleksiyonu sergilemeye imkan vermiyor. O nedenle vakfın koleksiyonunda bulunuyor bu Josephine Powell kilim koleksiyonu. Ve özellikle de Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sema Tarsel bu koleksiyonu ziyaretçilerle buluşturmak istiyordu. Ve onun önerisiyle Vehbi Koç Vakfı'nın bünyesinde bu evi ziyarete açılmasına karar verildi. Ve bu da Josephine Powell kilim koleksiyonunun uygun koşullarda bir müze konseptinde uygun koşullarda sergilenecek duruma getirildi ve ziyarete açıldı. Josephine Powell'dan kısaca arzu ederseniz. Yani Josephine Powell bir Anadolu'ya gönül vermiş, aslında bir fotoğrafçı diyebiliriz. Evet. Fotoğrafları da ön planda ama bir taraftan da kilim koleksiyonu yapmış ve oldukça da geniş bir koleksiyon. Evet. Josephine Powell Amerikalı bir fotoğrafçı, gezgin, aynı zamanda da amatör bir etnograf olarak nitelendirebiliriz. New York'ta doğuyor. 1946 yılında Avrupa'ya gidiyor ve 1952 yılına kadar Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Mülteci Örgütü'nde çeşitli faaliyetlerde bulunuyor ve fotoğraf çekiyor. Daha sonra Afganistan, İran, Irak, Türkiye, Yugoslavya, İtalya bölgelerinde çeşitli faaliyetlerde bulunup fotoğraf çekiyor. Türkiye'ye ise ilk defa 1955 yılında İstanbul'daki Büyük Saray mozaiklerini çekmek üzere geliyor ve buradan bütün bölgelere ulaşımın ne kadar kolay olduğunu fark ettiği için 1970'li yıllarda İstanbul'a yerleşiyor ve şu anda sergilediğimiz kilim koleksiyonu da Josephine Powell'ın 1970 ve 90'lı yıllar arasında oluşturduğu bir koleksiyon. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Anadolu'nun dört bir köşesini gezmesine izin verilen ilk yabancı Josephine Powell ve en ücra yerlere, kırsal kesimlere gidiyor. Oradaki halkla beraber, yarı göçebe, göçebe halkla beraber yaşıyor. Onların el işlerine hayran oluyor ve yaşantılarına tanık
tanıklık ediyor. Bu sırada özellikle kadınların kilim dokuduğunu görüp bu konuda fotoğraf çekiyor ve saha notları arşivi oluşturuyor. Bunun Anadolu insanının, özellikle kilimin Anadolu insanının yaşamındaki önemini ve rolünü belirginleştirecek, bu konuda onlara destek olacak faaliyetlere girişiyor ve özellikle doğal boya araştırma ve geliştirme projesinin kurucusu olarak Josephine Powell çalışıyor. Bu sırada çektiği fotoğraflar ve oluşturduğu kilim koleksiyonu gittikçe büyüyor ve sevdiği her şeyi satın almaya çalışıyor. Kendisini bilinçli bir koleksiyoner olarak görmese de aslında seçici. Hem kilim seçiyor, bunun yanında da bunların hangi aletlerle dokunduğunu araştırıp onları da topluyor. Şu anda biz sergimizde bu kilimlerden 36 adet kilim sergiliyoruz. 73 adet dokuma aleti, bunun içinde iğ, kirkit, makas gibi dokuma aleti bulunuyor. Bir tane de dokuma tezgahı ve 6 tane de çuvalı sergiliyoruz. Fakat zaman içinde tabii koleksiyonda bulunan diğer kilim örneklerini ve dokuma aletlerini de dönüşümlü olarak sergilemeye, değiştirerek belirli periyotlarda toplam sergilemeye devam edeceğiz. Toplam kaç kilim var ve hangi periyotlarda değişecek? 190'a yakın kilim örneği var sergileyebileceğimiz türden. 800 küsür de dokuma aleti var. Bunları birer sene periyotlarla sergilemeye gayret edeceğiz. Bu yönde çalışacağız. Salberkan'ın müzesinin taşınma projesi var. Taşındığımız zaman bütün koleksiyon Salberkan'ın müzesinde sergilenecek ve orada muhafaza edilecek. O zaman hepsini bir arada görme şansımız olacak evet, mı? Evet, yine belirli periyotlarla dönüşümlü olarak sergilenir. Çünkü bu tür malzemeyi, dokumayı, bu tür eserleri biz mutlaka dinlendirerek onlara arada depoda dinlendirerek, diğerlerini sergileyerek dönüşümlü olarak sağlıklı bir şekilde gelecek kuşaklara en iyi şekilde kalacak şekilde sergilememizi yapacağız. Evet. En iyi şartlar deyince Büyükdere evi neticede bir evdi ve burası şu anda müzeye dönüştürülmüş. Daha doğrusu müze şartlarına sahip evet. yer haline getirilmiş. Bu kilimlerin sergilenmesi için neticede iklim, ışık, nem pek çok şeyden etkileniyor kilimler ve önemli bir çalışma yürütülmüş. Evet. Ev olarak sergi açtık ama sergilediğimiz eserlerin niteliğinden dolayı onların en iyi koşulda ısı, nem, ışık bunların hepsi uzmanlardan görüş alınarak ve tasarımcımız Metin Deniz'in tasarımıyla bunlar sergilendi. Aslında Türkiye için önemli bir koleksiyon. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar önemli bir döneme tanıklık etmiş kilimlerle evet, karşı karşıyayız. Evet. Tüm bu sergiyi gezince biz ne anlayacağız ya da bu sergi bize aslında neyi hatırlatacak? Çıkarken kafamızda neler uyanacak? Yani önemi açısından. Sergiyi dolaştığınız zaman çok farklı bölgelerde farklı tekniklerin, farklı motiflerin kullanıldığını ve aynı zamanda Anadolu halkının ne kadar zengin bir motif repertuarının olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz. Gelen ziyaretçilerimiz burada bu zenginliği görüp aynı zamanda da panolarla, açıklayıcı yazılarla hem eserleri birebir inceleme fırsatını bulacaklar hem de aynı zamanda da Anadolu'daki kilim dokumacılığıyla ilgili genel bir fikir sahibi olabilecekler. Çünkü Anadolu'da pek çok evde hala kilim kullanılıyor ve kilim dokumaya devam ediliyor. Yaşayan bir kültür. Evet, yaşayan bir kültür. Hala azalmakla birlikte. Evet, azalmakla birlikte. Doğru. Oysa kilim dokumak
çocuklar için ve çocukların zihin gelişimi için de çok önemliymiş. Şimdi yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Tekrarlanan, ardı ardında tekrarlanan zincir hareketler onların hem zihin gelişiminde hem mental gelişiminde etkiliymiş. Çağlardan beri Anadolu'da aslında yapılan bir şey. Evet, yapılan bir şey. Ve bunları dokuyan kişi herhangi bir desen ne bakmadan tamamen daha önceden gördüğü bir desenden veya halıdan veya çok farklı gördüğü bitkiden, hayvandan esinlenerek bunu hayalinden dokuyor. Bir şeye bakarak bunu dokumuyor. Ama tabii ki bu motifler birdenbire ortaya çıkmış motifler değil. Anadolu'nun çok erken dönemlerinden itibaren bilinen motifler. Başlıca motifler eli belinde motifi, bir kadını temsil eden bir figür, koç boynuzu, akrep motifi, kurt ağzı motifi, nazarlık motifleri, tarak, kuş, bu tür motifler sürekli kullanılan motifler ve kilimlerde de bunları farklı şekillerde görebiliyoruz. Özellikle de renkler o kadar dengeli ki asla sizi rahatsız etmiyor ve hepsi bir uyum içinde. Oldukça enteresan ve çok çarpıcı. Evet. Hepsinin bir ahengi var. Tasarımının da bir ahengi, renklerinin de bir ahengi. Çünkü günlük yaşamda sürekli kullandıkları için duygularını da anlatıyorlar. Her şeyi dile getiriyorlar. Josephine Pavlo koleksiyonunu Vehbi Koç Büyükdere Evi'nde biz hangi günler ziyaret edebileceğiz? Çarşambaları hariç diğer günler, haftanın diğer günleri 10-17 arasında ziyaretçilerimiz ücretsiz olarak ziyaret edebilirler. Önümüzdeki haftalarda ne yapsak diyorsanız ücretsiz olan Vehbi Koç Büyükdere Evi'ndeki kilim sergisi kaçmaz. ...90'lı yılların kült Hollywood filmi Ghost... ...müzikal uyarlamasıyla 19 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında... ...21 performansla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne konuk oluyor. Büyülü bir aşkı, mistik bir bakışla sunan Ghost Musical... ...yepyeni duygularla izleyici karşısında. Mercan Selçuk, Bizim Hikayemiz projesiyle yeniden karşımızda... Dans sanatçılarının çocukluktan olgunluğa geçişlerini, hayatındaki ilişkilerini, olaylarını, bale ve modern dans sanatının eşsiz görselliğiyle anlatan koreograf dansçı Mercan Selçuk, Bizim Hikayemiz performansıyla 22 Ekim'de Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde. Ürün zenginliği ve çeşitliliğinin yanı sıra kendine özgü lezzetlere sahip İzmir'de ilk kez çok kültürlü yapısını yansıtacak bir gastronomi festivali düzenleniyor. 21 Ekim'de tarihi Alsancak Tren Garı'nda yapılacak İzmir Gastrofest, yerli ve yabancı ünlü şefleri, yemek yazarlarını ve akademisyenleri bir araya getirecek.